Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ali Beyciğimle kahvaltımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Çocuklar uyuyor. Biz kahvaltıya başladık. Çocukları uyandırsam iyi aslında ama uyuyorlar, kaldırmadım. Şöyle domates kavurdum. Soğanla, maydanozla birlikte. Domatesle, konserve domatesim. Üzerine de maydanoz ekledim. Çok seviyorum ben domatesle maydanozu böyle pişmiş halini. Kahvaltılıklarımız. Ali Beyciğim başladı bile. Ben de hemen yanına oturup eşlik edeyim. Kahvaltıdan hemen sonra bulaşık makinemi yerleştireyim dedim arkadaşlar. Çünkü bakın böyle yerleştirdim hemen yerlerine hızlıca. Çünkü bize dün Sinop'tan mezgit balığı geldi. Ali Beyciğim hemen acele ediyor. Hemen bir an önce temizleyeyim dediği için dedim azıcık dur Ali, azıcık dur. Ben dedim şöyle bir tezgahı falan bir toparlayayım. Çünkü kahvaltılıklarım burada duruyor. Makine yerleşecekti çünkü tezgahtakileri koymam lazım. Kahvaltı masam da burada duruyor. Dedim azıcık bir düzene sokayım. Ondan sonra hemen seni çağıracağım dedim. Sağ olsun o da bekliyor şimdi. Ben de hemen şurayı bir halledeyim. Sonrasında beraberce temizleyeceğiz. O kafasını kesecek, ben içini yıkayacağım. Bir saatlik işimiz var anlayacağınız. Çok şükür temizledim. Şükürler olsun. Bir saatimi aldı neredeyse. Arkadaşlar ben biraz bu balık konusunda biraz hassasım. Yani içinin böyle tertemiz olması gerekiyor. Yoksa yiyemem yani. Böyle bir güzel temizlerim. Dışarıda küçük balık kesinlikle yemem. Hani büyük balık yeriz de küçük balık yiyemiyorum. Yani bu içindeki hani kirler ya da işte tam temizlenmediği için bağırsakları falan. Şey yapamıyorum, hani içime sinmiyor, acılık oluyor, yiyemiyorum. Burayı hallettim, hani balığı hallettim ama şimdi bir güzel burayı çamaşır suyuyla temizlemem lazım. Ali Beyciğim zaten yarısını da çöpe attı, gördüğünüz gibi çok ince olduğu için. Yani çöpüne bakın, çıkana bakın. Olsun, bu da yeter bize zaten. Sanırım buğulamasını yapacağım, mezgit buğulama. Şimdi ben şurayı bir güzel temizleyeyim çamaşır suyuyla, bir güzel kokusunu gidereyim. Buraya da meyve çıkardım. Meyve çanağımı da makineye attım arkadaşlar. Tepsimi de bir güzel sildim. Kahvaltılıkları bekletiyorum ama çocuklar sanırım çorba içecekler. Kalktılar. Artık bunu da yerine yerleştireceğim. Bir güzel çamaşır suyuyla şurayı halledeyim ben. Hemen balığımızı şöyle alalım tabağımıza. Bunu kaldıralım buzdolabına. Aslında poşet koymak lazım. Poşete geçirmem lazım. Suyumu ısıtmıştım. Anne ceviz nerede dün ki? Poşete koydum, buzdolabına koydum. Reçeller şurada yukarıda. Şimdi hemen Cansucuğum çamaşır suyunu şöyle şişeye koymuş. İyi de oldu. Kullanması kolay oldu. Orada işte bal var. Reçel şeyde pinar dolabında reçel. Hemen köpürtelim. Şöyle koyalım şöyle. Cansucuğum aç kapağını bak. Pekmez mi reçel mi? Şu an buradan bir şey söyleyemeyeceğim sana. Pekmez de dolu, reçel de dolu. İncir reçeli var. Cansucuğum da kahvaltı yapmak için çabalanıyor. Şimdi, yani çabalanıyor diyorum. Çabalıyor. Reçel arıyor. Ben de bir poşet alayım, çöp poşeti. Balığın parçaları kalmış lavabonun içinde. Onun için poşet çıkardım. Tekrardan şöyle buraları bir güzel yıkayalım.
Müziği kısar mısın Ayla? İnşallah videoda çıkmaz. Daha önceki kanalımda 11 tane telif yemişim kızlardan. Belki de para kazanmam o yüzden devre dışı bırakıldı. Hayırlı yaşa. Bizim evde hapşırıklar başladı. Bezimizle silelim. Efendim. Resmi şu an yok. Tamam. Şimdi bulaşık altı bezimizi alalım. Bulaşık altı bezimi hemen aldım geldim. Balkondaydı arkadaşlar. O yüzden beklettim şimdi biraz. Şöyle bir güzel. Köpük köpük iş yapması da ayrı güzel ha. Leğenimizi de yıkayalım bir güzel. Oh. Arkadaşlar belki inanmayacaksınız ama bu leğen bana annemden hediye. Biz Siirt'e ilk gittiğimiz zaman onlar da bizi ziyarete gelmişlerdi. 2002 yılında falan. O zamandan beri ben de içine üzüm koyup getirmişti. Bu kokulu üzüm var ya, o üzümden koyup getirmişti. O gün bugündür kullanıyorum çok şükür. Şurasında geldiğinde çatlağı vardı. Ben yapmadım ama eskimeye başladı artık. Yani kenarlarından kırılmaya falan başladı. Ama kıyıp atamıyorum işte. Anacığım getirdi diye. Şurayı da alalım. Güzel. Burası da bitti. Çok şükür. İşi tamam. Bu el bezimi balkona götüreyim. Gel gel beraber diyelim. Gel gel orkideyi nasıl suladın? Gel. Ali Bey iki tane orkideyi hemen tezgahımıza almış, sulamış arkadaşlar. Vallahi el işi yapmayınca evde böyle tezgahta ne çıkınca hemen ne çıkarsa hemen makineye atınca tertemiz kalıyor vallahi tezgah mutfak. Vallahi ama el işi olmuyor. Hiç el işi yapılmıyor. Dedim şimdi kocacığımla beraber bir güzel kahve keyfi yapalım. İki gündür canım brownie çekiyor. Çikolatalı kek çekiyor. Kakaolu böyle yoğun. Ali de diyor ki evden çıkmıyorsunuz 50 adım atıp da kek falan yemeyin diyor. Çünkü kilo almaya başladık. Yiyip içip yatıyoruz zaten yaptığımız başka bir şey yok. Ali
Aha. Çekme Evet. çekme. Aha, Benim başladı. ürünüm çıkar ortaya. Ne çıkacak? Ürünüm sararmış buralar. Sararmış olabilir. Çünkü kapının kolu yok. Elimizle ittirip açtığımız için. Ha. Niye yok, yok onu da söyle. Ya o konuya hiç girmeyelim bence. Niye yok? Çünkü ben o kapıyı değiştirecektim. Madem konuya girdik, şimdi göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu kapıyı biz evimizi yaptırırken kapıları falan değiştirdik. Müteahhitle konuştuk, değiştirdik. Üstüne fark verdik. 3.000 lira verdik, değil mi Ali? Evet. 3.000 lira verdik bakın kapıya. Sonra şurası. Sonra şurası. Kocacığım burası da toz olmuş bak. Burayı da alalım. Şuralar da çok toz oluyor. Ondan sonra nerede? Bir yerde daha böyle üstten aşağı çizik gibi bir şey vardı. Bakın. Bilmiyorum görecek misiniz? Şurada. Yani bu kapıyı gönderen firma streç filme sarıp göndermiş arkadaşlar. Bildiğiniz streç film ve birbirinin üstüne koymuş. Ben de dedim ki müteahhite, yani bunu pıt pıta, hani var ya eşya, kırılan eşyaları sardığımız, pıt pıta sarıp da gönderselerdi kesinlikle değiştirmeyi düşünmezdim dedim. O yüzden hani geri iade yapmayı düşündüğüm için kapı kolunu taktırmadım, çünkü vidalar işte takılmış falan filan diye kabul etmezler diye düşünerekten kapının kolunu taktırmadım değiştireceğim diye. Ama o kadar bunaldım, o kadar bunaldım ki biz, yani ben bunaldım bu evi yaptırırken. Şu mutfakla, kapılarla, ustalarla işte o kadar boğuştum, o kadar boğuştum ki. Hani böyle istediğimi elde edebilmek için, hani istediğim olsun diye. Yani çok titizlendim. Böyle içime sinmeyen bir şeyi de yapamıyorum ben arkadaşlar. Hani içime sinmesi gerekiyor. Yani benim istediğim gibi olması gerekiyor. İstediğim gibi olursa işte içime siniyor. O yüzden bu kapıyı böyle kullanmam dedim. Ama ustalarla boğuşmaktan, tartışmaktan o kadar yoruldum, o kadar yoruldum ki dedim kalsın. Kalsın, lanet olsun dedim yani. En son pes ettim yani. O kadar bunaldım gerçekten. Bu eve biz tam bitmeden taşındık ve bir ay kapısız durduk. İnanın bir ay kapısız durduk. Evin içinde taşınmak zorundaydık. Evimizi satmıştık, önceki evimizi. Ondan sonra ne oldu? Ha, evin içine de girdik, taşındık ya. Ben temizliyorum, usta geliyor, kırıyor, döküyor. Ben temizliyorum. İşte o kapak olmamış, bu kapak olmamış. O kadar yoruldum, o kadar bunaldım ki sonradan dedim bırak kalsın. Kalsın dedim. Ali Beyciğim de onu söylüyor işte şimdi. Kapı meselesini öğrendiniz arkadaşlar. Ben şimdi bu konuda haksız mıyım? Size soruyorum. Yani güzel bir şekilde, tedbirli bir şekilde göndermiş olsalardı kesinlikle sesimi çıkarmazdım. Ama yani streç filme sarıp da göndermenin de bir anlamı yok tabii. İşini düzgün yapacaksın, ona göre paranı alacaksın. Kahvemi de hazırladım. Şimdi hemen ocağa koyacağım. Öyle yani, uğraşıyorsun, emek veriyorsun, az para değil. Benim eşim kolay kazanmıyor parayı. Hep ustalara bunu söyledim. Benim eşim kolay kazanmıyor parayı. Gecesini gündüzüne veriyor dedim hani. Gecesini gündüzüne katıyor. Düzgün yapacaksınız. Çok uğraştım. Ya bende de şey var, böyle kafama bir şeyi taktıysam en ince ayrıntısına kadar düşünürüm. Böyle hani dizayn olarak da öyle. Böyle evim için öyle. Evin içinin planını değiştirdim. İnanın temelden girdiğimiz için evin içinde öyle bir plan değişikliği yaptım ki gelen herkes hayran kalıyor. Nereden aklına geldi? Nereden aklına geldi? Ya az çok bir şeylerden, her şeyden bir yeteneğim varmış. Hani mimarlık olsun, mühendislik olsun, her şeyden bu evle beraber o da ortaya çıkmış oldu. Ama gerçekten planlamak, düzenlemek lazım. Beni sadece banyoda yanılttılar. Banyoda makineyi ben banyoya koymak istemiştim. Önceki evimde mutfaktaydı ve ben mutfakta kesinlikle makineyi sevmiyorum. Niye sevmiyorum? Çok toz oluyor. Çamaşırı makineye atarken, çıkarırken çok toz oluyor. Hani banyonun içinde olsun demiştim. Orada beni şaşırttılar. Ustalara sordum. Abla ölçtük, oluyor, sığıyor, bilmem ne dediler. Banyonun içinde bir sürü değişiklik yapmak zorunda kaldık. Banyonun içinde olmadı makine, böyle düdük gibi orta yerde kaldı falan. Onu da çok şükür hallettim, planladım, ettim. Bir orada yanıldım ama gerisinde çok şükür hepsi istediğim gibi oldu evim. Şükürler olsun. Öyle, ben şu kahveyi yapayım. Ama fikirlerinizi bekliyorum yani. Sizin başınıza böyle bir şey gelse ne yapardınız? Kabul eder miydiniz? Sordum size. Hadi şu kahveyi yapayım ben.
Vallahi kahveyi hazırlarken şeker koymayı unutmuşum. Şekerin yarısını ocağa, yarısını cezveye döktüm. As. Akşama kadar siliyor zaten. Bakın ben ne ısladım dün akşam. Göremezsiniz belki, dur. Bakın. Buğday ısladım. Çünkü Ankara'da Sibel buğday çorbası yapmıştı ve benim çok hoşuma gitti. Ondan yapmak için akşamdan ısladım. Onun çorbasını yapacağım. Mezgit buğulama yapacağım. Başka da bir şey yapmayacağım herhalde. Bilmiyorum ki. Belki makarna türü bir şey yapabilirim. Bakalım ne yapacağız. Köpük de almadım valla. Köpük almadan yaptım. Bize afiyet olsun. Hadi gidelim. Dökmeyiz inşallah. Evet. Alo. Geliyorum ben. Gıcıcığım. Buyur canım. Tepsi alırsan. Ben de gelirim yanına. Ben çorbama başladım arkadaşlar. Bakın. Buğday o kadar böyle şeymiş ki, neymiş, yumuşakmış ki. Dün akşam ıslamıştım, haşlamama gerek kalmadı. Piştiler bile böyle, attım ağzıma birkaç tane baktım. Pişmiş. Şöyle, şurada da hemen iç harcını hazırlıyorum. Hani şeyini. Yoğurt çorbası gibi olacak ya, anladınız siz. Böyle 3-4 kaşık yoğurt koydum. 1,5 kaşık da un koydum. Hemen bir güzel çırpacağım. Çorbadan su alacağım içine, ılıştıracağım. Sonrasında çorbama ekleyeceğim. Suyunu ve nohutunu sonra ekleyeceğim. Yani duruma göre ekleyeceğim suyunu. Suyu az gelecektir muhtemelen ama. Bir halledeyim bakalım şu aşamaları. Sonrasında nasıl olacak? İnşallah Sibel'in yaptığı gibi olur. Gerçekten hoşuma gitmişti. Ankara'da düğünlerde, bayramlarda yapılırmış bu çorba. O yüzden bir bakayım, ben de bir yapayım bakalım. Evdekiler beğenecek mi? Yani ben sevmiştim. Yoğurdumu falan ekledim arkadaşlar. Bakın çorbanın son halini göstereyim size. Şöyle. Üzerine böyle tereyağı, nane. Güzelce yakacağım. Üstüne dökeceğim. Bakalım bizimkiler sevecek mi? Ben sevmiştim. Eğer sevmezlerse oturup 3 gün herhalde çorba içerim. Nanemizi de ekleyelim. Şöyle bolca. Biraz sallayalım. Kapatalım ve çorbamıza dökelim. Evdekiler bakalım beğenecekler mi? İnşallah beğenirler. Şimdi sırada ne var? Şimdi mezgit balığımızı kızartacağız. Buğulamadan vazgeçtim. Kızartmaya döndüm. Çocuklar belki buğulamayı yemeyebilir diye. O yüzden kızartacağım. Biraz mısır unu, biraz da buğday unu ekledim. Şimdi şöyle güzel unumuzu bütün balıklarımıza bulaştıralım. Aslında buğulama yapacağım diye şey de yapmadım. Tuzunu da atmadım erkenden. Şimdi balıklarımızı dizelim. Dizelim mi? Hadi dizelim. Balıkları dizdim bile. Hatta bir tane de küçük tavaya dizdim. Çünkü Ali Beyciğim sıkıştırma dedi. Böyle rahat pişsin dedi. Şimdi bunları pişireceğim. Ama pişirmeden önce azıcık salata yapacağım. Masama hazırlayacağım. Sonrasında balığımı pişireceğim. Hemen sıcak sıcak da masama koyacağım. Artık ateşle buluşma zamanı geldi. Haydi bakalım. Altımı da açalım. Şimdi Ali Bey'i çağırırım ben bunun başına. Ali Beyciğim yavaş yavaş pişirir. Bu tavamızı da alalım. Şöyle. Bunu da koyalım. Ama bunun içinde yağ yok. Yağdanlığım boş. Şu an
Tenekeden dökeceğim. Tenekem burada. Maydanoz poşeti ve çöp poşeti. Küçük tavamın da altını açtım ama bunu kısacağım. Çünkü büyük tavada pişene kadar o çok hızlı pişmesin. Masamı da hazırladım. Arkadaşlar, salatamı yaptım. Böyle soğanla limon çıkardım. Bakalım çorbadan not alabilecek miyim? Yani Sibel'in yaptığı gibi olduysa beğenirler diye düşünüyorum. Yarma çorbası. Balığımız pişti. Yapıştı hep öyle. Vallahi yapıştı. Allah'ım ya Rabbim. Oldu. Bence güzel oldu. Haydi, haydi sofraya. Güzel oldu, güzel oldu. Bakın burada ne var? Burada da buğulama var. Ben yağ koymadan önce, buraya gelirsen hocacığım. Ben yağı koymadan önce balıkları dizdiğim için tavaya yapıştı. Ali şimdi dedi ki su koy. O da buğulama olsun, suyla pişsin. Birazcık su ekledik. Kapak kapattık ağzına. O da tamam. Şimdi bize afiyet olsun. Evet, çorba nasıl? Ciddi yorum istiyorum. Çorba güzel, doyurucu, doğal, güzel. Caner? Beğenmedin mi, sevmedin mi? Yorum yapmadı şu anda. Ağzı dolu. Ha, tamam o zaman. Cansu'cum sence? Nohutsuz olsa bence daha iyi olurmuş. Nohutsuz olsa. Evet, çünkü nohut şekerli bir tat vermiş. Ama hayır, güzel güzel. Ankara'nın meşhur yemeğiymiş bu. Nohut daha çok. Ama şey, ben benim tadına bakmam lazım. Çünkü Sibel teyzenlerde yediğim çok güzel. Çok hoşuma gitmişti. Çok güzel. Ben de bir tadayım bakalım. Vallahi ben kendime engel olamadım. Çikolatalı kek yapıyorum. Normal kek yapacağım. Kakaolu kek yapacağım. Üzerine de çikolata sosu dökeceğim. Çay demlenene kadar hallolur herhalde, pişer diye düşünüyorum. Biraz da soğur. Masamı topladım. Tezgah duruyor şu an. Keki halledeceğim. Fırına atacağım. Sonrasında da hemen mutfağımı toplayacağım. Tezgahımı toplayacağım. Ne diyecektim? Heh, Seçkin'cim. Ankara Kızılay'dan saç bandı almıştı bana Seçkin'cim. Ankara'da buluştuğumuz zaman. Sibel'cim de küpe falan aldı. Bir sürü şeyler aldı. Beğendiklerimi de alamadım yani. Hiç elimi cebime attırmadığı için. İkisini de öpüyorum. Seçkin'cim çok severek kullanıyorum. Sibel'cim küpemi de öyle. Araya sizi de sıkıştırdım. Şimdi ben devam edeyim. Kekimi fırından çıkardım. Cansu'cum da bir güzel kürdanla deldi. Şimdi kesiyor. Çikolata sosumu da şöyle suda soğutmaya çalışıyorum. Önce keselim, sonra sosunu dökelim. Yağda yağ tenekesi de orada bekliyor. Çünkü bu yağdan da donması lazım. Tenekeden kullanamıyorum. Cansu'cum da böyle eşit bir şekilde kesiyor. Dedim önce artı şeklini ver, sonra aralardan kes çocuğum dedim. Şurada hafif bir kaynama. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Maza. Kızım önce artı şeklini ver, sonra diğer kalan yerleri kes dedim. Şaka yapıyorsun dedi. Hadi canım. Meğersem biliyormuş. Çayım da demlendi. Sanırım film keyfi yapacağız ailece.
Ve ben hiç el işi yapmadım. Dün akşam biraz da sen tatil yapmasın. Tatil de nereye kadar? Hiç evde tatil olmuyor vallahi, evin işi bitmiyor ki tatil olsun. Hemen ben kalan işlerimi de halledeyim. Şu yağdanlığımızı dolduralım, Ali Bey'i çağırayım da. Vallahi soğumasını bekleyemeyeceğiz hemen. Ali Beyciğim çayı alıp içmeye başladı bile. Ben de hemen keklerimizi koyacağım. Şöyle. Şahane görünüyor vallahi, şahane görünüyor. Ay! Çok heyecanlandım. Çikolatalı kek yiyeceğim diye. Uslu durun çocuklarım. Şöyle. Birer tane koydum şimdilik ama. Şimdilik birer tane koydum ama belki iki dilime de çıkabilir. Üstüne Hindistan cevizi de ekliyorum şöyle. Bolca koydum. Evet, şimdi afiyetle yiyebiliriz. Veda için geldim. Çayımı elime aldıysam artık oturup kekimi yiyip çayımı içebilirim. Şöyle ayaklarımı uzatıp dinlenebilirim. Bugün mutfaktan çıkamadım desem yalan olmaz. Mesih balığı beni biraz bitirdi. Temizlemesi zor ama yemesi lezzetli. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler diliyorum. Bana destek olursanız, abone olursanız, like atıp yorum yaparsanız çok memnun olurum. Sevgiler, selamlar. Hoşçakalın.